Hanımlar, beyler, Deniz Işın ve Sarp Bozkurt alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şimdi ben ikinizi de tanıyorum. Çok iyi tanıyorum ama artık her şey birbirine karışıyor ya. Yani mesela siz daha önce gelmiş miydiniz programa? Evet. Siz de daha önce geldiniz mi? Ben gelemedim. 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 Ne tatlı, ne kibarsınız. Ben gelemedim. Gerçekten. Son anda hep setim çıktı. Gelecektik birlikte ama gelemedim. Ha, peki. Şimdi siz Blue TV'deki Bizden Olur Mu işiyle katılıyorsunuz. Nasıl bir iş bu? Bu iş aslında YouTube'da başlamıştık böyle bir şey, buna benzer bir şey yapmaya. Sarp'la Emre yazmışlardı normalde. Bir kadın işte karakter ararlar. Gözleriniz sizin mi? Göz nakli mi yaptırdınız? Lens mi var? Yok, kendi. Böyle bir göz rengi var mı? Bu ışık çok güzelmiş. Anladığım kadarıyla. Evet, Seren Serengil ışığı bizim bu. Ondan miras olarak kaldı. Bir ara bir kanalda şey yapmıştık da beraber. O şeyde onda ama alttan yukarı doğru projektörler var. Tamamen yüzü beyaza boyuyor. Anladım. Evet. Ya benimki de o kadar güzel gözüküyorsa tamam. Özür dilerim, kestim. Yok, ya, çok şey ama çok güzel gözleriniz teşekkür var. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Siz de bayağı bir saçınız dökülmüş. Bayağı. Programın formatında zaten kadınları yüceltmek ve erkeklere hakaret etmek sürekli var. Evet, buyurun efendim. Onlar bir kadın karakter arıyorlardı. Ben de o dönemde böyle yapmak istiyordum, buna benzer bir şey. Böyle bir kadınla bir erkeğin arasındaki ilişkiyi anlatan bir gibi bir şey. Denk evet. geldik yani. Sonra da birlikte bir şeyler yazmaya başladık bölümleri. YouTube'a yaparken. Beraber mi? YouTube'a yaparken öyleydi. Beraber yazıyordunuz. Evet. Yazıyorduk evet. Ha. Oradaki 10 bölümü beraber yazmıştık. Sonra da. YouTube'daki işte, ilgi nasıldı? YouTube'daki ilgi iyi olunca Blue TV evet. zaten bize neden geldi. Öyle oldu. Sonra da buradakini biraz daha gelişerek, bize biraz daha büyüyerek, daha profesyonelce tekrardan benzer bir şey yaptık. Peki ama iki kişi değil mi hep? Evet, yani şey, Blue TV'dekinde iki tane Berkay Tulumbacı ve Başak Gümülcineloğlu. Onlar da iki bölümde bir konuk olarak geldiler. Ama genelde bir kadın ve kadın erkek ilişkisi Fatih komedisi geldi. Bir iki arkadaşımız evet. konuk olarak geldi ama genelde bizim üzerimizden dönüyor. Peki biz bu ne kadar çok ilişkiyle ilgili oyunlar oynuyoruz? Çok fazla, çünkü tiyatrocuları da sıklıkla ağırladığımız için biliyorum, çok fazla ilişki oyunu var. Çok fazla ilişkiyle ilgili Blue TV, Netflix, en çok onlara bakıyorum. Ben tamamen repertuar kadın erkek. Neyi anlamamışız? Malzemesi çok. Bence hiçbir şey anlamamışız bu arada. Anlamamış mıyız? Bence anlamamışız. Sonsuza kadar süren ilişki var mı? Bence bilmiyoruz ya ilişki yürütmeyi. Hayır, zaten sonsuza öyle bir şey mi var hala, böyle bir yastığa baş koyuyorlar? Böyle beklentim yok, evet yok. Ha? Evlenirken öyle şeyler yapıyorlar. Bunda hep boşananlar en çok orada tezahüratı yapanlar değil mi? Hemen boşanıyor ama öyle çok evlenirken çok büyük beklentisi varmış gibi. Sizin hikayeniz, biraz hikayeyi anlatır mısın lütfen? Tabii ki. Yani Blue TV'den başlayayım, önceden mi başlayayım? Önceden. Önceden başlayayım. Biz YouTube'a işte bir şey yapmak... için Emre'yle, evet sanki başladığım gibi, Emre'yle bir oturduk, böyle bir kadın erkek ilişkisi üstüne bir şey yapalım diye bir şey. Çünkü biz de bir şey anlamadığımız için, daha doğrusu herkes başka bir şey anladığı için biz de kendi anladığımızı niye anlatmıyoruz? Çok karışık, ben devam edeyim. Neden biz bunu, niye ikiniz beraber konuk olmak istediniz? Yani biz baş başa zaten, bunu aramızda zaten, yani böyle bir işi tanıtırdık biz seninle ikimiz. Değil mi? Yani, ne gerek var? Niye geldi? Yani bir yalnız bırakmadın bizi ayol. Yani. Peki, hemen söyle. Hayal kırıklıklarıyla dolu ilişkilerinden yorulan Deniz ve Sarp son çareyi ilişki tavsiyeleri veren kitaplarda arar. Birbirlerini tanımaya çalıştıkları her buluşmada bazen güler, bazen duygusal anlar yaşar. Bazen de kendilerini tuhaflıkların içinde bulurlar. Doğal halleriyle pekala nefis bir çift olabilecekken uydukları tavsiyelerle her buluşmayı berbat eden ikili biz olmayı başarabilecek mi? Şu ana kadar 10 bölüm yayınlandı ve bir bölüm 15 dakikadan oluşuyor. Hap gibi, mis gibi evet. izlenir. Harikulade bir fikir. Ama bu çok güzel. Kim buldu bu fikri? Sen. Lütfen sen anlat. Sen. Ne olur ben bulmuş olurum. Yani, hayır. Yani 15 dakika sürüyor olması, her seferinde tavsiyeler yüzünden ilişkiyi berbat etmeleri falan. Ancak sen bulabilirsin böyle bir fikri. Peki, buyurun. Emre ile benim fikrim de ikimizin fikriyle. Utanmadınız. Peki.
Ben olmasam bu kadar iyi olmazdım. Aslında, yani şey aslında bütün için zaten... Ne kadar müsamahalı bir insan. Evet. Ve, ama öyledir ya. Kendine aslında güveniyor ve böyle yani değil mi? Evet. Bravo, tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Keşke eski programlardan birine gelseydin de... Kimsenin sağ çıkmadığı ama ne keşke kadar eğlenirdik. İkimiz beraber geçelim, başkalarıyla kafa bulurduk öyle bir program. Evet. Ne anlattığımızı unuttum tabii ki. Olsun. Ama yani böyle bir şey bu. Ama ilginç olan fikir bu. Çünkü bugünün işte başvuru dünyası, başucu kitapları, mentorlar, gurular hayatımızı rezil rüsva eden ve bu şey insanlar. Aslında bu kitaplardan yardım aldıkları hiçbir buluşmaları iyi geçmiyor. Ne zaman ki kitapsız buluşuyorlar, o zaman aralarında bir şeyler gelişmeye başlıyor. Çünkü bu kitaplar, evet, bu kitaplar çirkin kitaplar. Evet. Gibi düşünüyorum. Evet. Öyle demeseydin. Peki ne oluyor? Yani mesela biraz bir bölümün hikayesinden bahseder misin mesela? Aslında okudukları maddelerde mesela işte kadınlar şöyle erkeklerden hoşlanıyor ya da erkekler böyle kadınlardan hoşlanıyor diye bildiğimiz böyle klasik kalıplaşmış şeyler var. Denk geliyorlar ve öyle denk geliyor ki seçtikleri maddeler. Yani hiç olamayacak şekilde işte bir kadın işte şöyle bir erkekten hoşlanır gibi bir şey mesela. Bu arada görüyorum hem oradaki monitörde hem bu monitörde siz çok yakın oynuyorsunuz. YouTube'dan da kalan, yıllardan evet, kalan bir yani hangi mı planı görsem dudak dudağa. Bir çok kere yakın. Bir yani neredeyse yakın. Bir noktada ilişkiyi anlattığımız evet için. Evet. Evet biraz içinde. Evet, evet, evet çok yakın. Yakın yani. Evet niye bu kadar yakın? Evet. Buna dikkat ederim. Evet. Evet. Öyle bir şey. Mesela bir tanesinden örnek verelim istersen hangi maddeyi evet, seçtiğimizden. Lütfen. İlk bölümden. Tabii aklına gelen ilk Osman bölümü hatırlamıyorum şu anda ama. Siz sevgili misiniz aynı zamanda? Hayır. Çok özür dilerim. Yani beni bağışla. Bazen patavatsızlığım tutuyor. Hayır. Ya nasıl sordun bu soruyu? Herkesten özür dilerim. Sen ne tatlı, ne muhteşem bir adamsın. Yani. İkinizin de sevgilileri var. Senin yoktur herhalde. Senin vardır mutlaka. Tahmin edeceğiniz üzere ben evliyim. Sen evlisin. Evet. Sizin evli misiniz siz de? Yok ben... Sakın yok, bir başka programla karıştırılmasın. Ben böyle hani şey yapmıyorum. Sakın ki kur yapıyormuşum falan gibi olmadı. Canım. Aman çok olsun, tehlikeli. Olsun. Eskiden gelen herkese kur yapardık programlarda. Şimdi ödümüz kopuyor. Yok ben öyle anlamadım. Sadece Sarp'a biraz kötü davrandığınız için belki bana çok iyi davranıyormuş gibi gözüküyor. Sonuçta senin durumunu öğrenmedik ama. İlişki durumu mu? Hayır işte sormuyorum da yani. Çok zor bir şey yani. Yok ya, benim ilişkim. Ha? Yok. Yok. Niye? Problem nedir? Problem denizde değildir bence. Bilmem. Ya belki de bu ilişkilerden bahsediyoruz ya aslında işlediğimiz konularda. Böyle ilişkiler çok karmaşıklaştı. Herhalde ondan yok. Yani zorlaştırıyor gibi geliyor galiba. Aslında bir de genç insanlar olarak ve seyircisi genç insanlar olarak aslında takip ediyorsunuzdur herhalde. Bugün gençlerin ilişkiye olan yaklaşımını. Etmiyoruz ya benim galiba izleyebildiğim, tabii hemen böyle kategorize etmek istemiyorum, hemen bir takım çıkarımlar yapıp yaftalamak istemiyorum. Ya gençler şöyle yapıyor falan, çok yanlış. Her biri ayrı bir dünya. Ama şunu görüyorum ki bir 10 yıl öncenin, bir 20 yıl öncenin, 30 yıl öncenin idealist birleşmeleri, birliktelikleri yok gibi geliyor bana. Yani... Ama cinayet işlenirken ve dayak atarken çok idealist herkes. Ama onun dışında ilişkiyi yürütürken öyle bir idealizm yok. İlişki yani ya benimsin ya toprağın diye giren bir tipin, cinayete giden bir tipin, dayağa giden bir tipin, hakareti, hor görmeyi, aşağılamayı yapabilen bir kişinin ilişkide de o derece iyi bir taraf olması gerekiyor. O yücelikte bir ilişki tarafı olması gerekiyor. Hayır, öldürmeye gelince idealizm bol, romantizm bol, ululuk bol ama ilişkide yok. Evet. Kıskançlık deyince, kan kurutmak deyince, paranoya deyince, sorgulama deyince, aşağılama deyince hepsi var. Ne diyorsunuz bu konuda? Ya genel olarak bir ilişki istemiyor kimse. Yani yeni dönem
Öyle mi insanları? Öyle mi görüyorsunuz? Kazara bir ilişki içine düşüyorlar, sonra ondan kurtulmaya çalışıyorlar gibime geliyor artık yeni dönemde. Ya da sorgulama sürecine giriliyor herhalde. Mesela biz neyiz sorusunun çıkmış olmasından bile oradan böyle yani çok karmaşıklaşıyor. Aslında o kadar karmaşık bir şey değil ilişki yaşamak. Yani beraber olmaktan keyif alan iki tane insan gayet sürdüğü kadar gider. Belki de sonsuza kadar sürmesi isteği ya da hiç bitmemesi isteği. Ya da nasıl olsa bir gün bitecek diye davranıp böyle birazcık savruk davranmak gibi gibi şeyler olduğunu düşünüyorum ben biraz. Benim arkadaşlarımın çocuklarını izliyorum. Hepsinin çocuğu benden büyük bütün arkadaşlarımın. onların ilişki durumları var. Ve anne babalar bana söylüyorlar işte ay diyor dün diyor 6 aylık sevgilisinden ayrıldı diyor. Nasıl diyorum çok kötü. Yok çok iyi ya diyor unuttu i̇şte, diyor. Evet. Akşamına unuttu. Evet. Yani, değil mi öyle bir şey oluyor. Yani çok mu ağlayan ilişki? Yok mu ağlayan? İlişkisi bitince mi? Evet. Yani hakikaten biraz ama bunu da şey karşı nasıl olur falan demiyorum da yani kendime kızıyorum. Kendime çok kızıyorum. Neydi o günler? Neydi o günler? Kendimizi keserdik. Evet, gerçekten neydi çok o? Acı çekiyorduk değil mi? Acı çekmeye meyilliydik herhalde. Ay eskiden. Demek ki sonra ben ya bugün eminim mazoşist olduğumdan yani. Ve ama böyle de yetiştirilmişim. Ya mazoşist yetiştirilmişim yani. Yani romantizmi, şimdi romantizmi orada gibi. Yani hem o hem ilişkide mazoşist yetiştirilmişim. Yani bir erkek olarak ya da bir kadın da öyle olabilir. Mazoşistim yani. Ya bu sakın şey olmasın. Ya bu bak ya Pınar bunu sonra Haber Global şey yapıyor. Buradan çıkarım yapıyor. Videonun, yani 3 saatlik program çekiyoruz. 3 saatin üzerine şimdi mazoşistim diye bir şey koymasınlar. Hani izlenmeyi arttırmak için hiç konuklarda bir skandal yok. Hep benim skandallarım var. Yani ya öyleyse sizde var mı? Mazoşist mi? Vardı ya ben de çok aşk acıları çektim ya evet nedense. Çok yıprattım kendimi ama işte böyle ben çok geç sevgilim oldu benim ilk sevgilim üniversitede oldu. O yüzden de Beyaz Atlı Prens'imi bekliyordum yani ben. Olmuyormuş öyle. Onu gördüm. Üst üste de olmadı yani. O yüzden ben de bir sürü acı çektim ama artık. Garip. Peki. Garip değil. Normal. Normal. Ne olabilir başka? Peki biraz sizin hayatınızdan bakalım. Bir kere sen çok gençsin ama o kadar da genç değilsin. 92 doğumlusun. Evet aslında değilim. Evet. Yani peki ne oldu da gittin kimya mühendisliğini bitirdin de üzerine bir de kimyada yüksek lisans yaptın? Yani bu kadar... Yani, ne geldi başına bu? Yani şöyle ben çok çalışkan bir öğrenciydim. Yani ben mühendis olmak istiyordum isteyerek. Tiyatroyla o zaman bir ilgim yoktu. İşte kimya mühendisliğini kazandım. Okudum 4 sene sonra malzeme mühendisliğinde yüksek lisans yapmaya başladığımda o zaman işte videolar çekmeye başlamıştım böyle yavaş yavaş. Çok da utangaçtım lisedeyken falan. Peki bu o yüksek lisans böyle parlak mı bitti yani? Evet ya iyi bitti. Yani... Çok övdüm kendimi ama şöyle oldu. Yani oradan anneye doktora... babaya bir borç mu ödendi büyüklere? Yok aslında hayır ama akademik kariyer aşina olduğum bir şeydi. Yani o yolda gitmek bana garantici bir insandım eskiden. Çok böyle iyi geliyordu, uygun geliyordu. Bir de güzel bir konuda yüksek lisans yaptım. Ya aklın başında mıydı mesela? O tabii, zamanın tabii. Türkiye'sinde şöyle bir şey mi vardı? Yani sanat yap ama... Önce git kimyager ol. Çok iyi para kazanıyorlar filan diye. O zaman sanatla yapmıyordum sanat. O zaman yapmıyordum. O zaman böyle bir isteğin de mi yoktu? Tiyatro yapmak gibi, evet. Oyunculuk gibi mi? O zaman farkında değildim. Yüksek sansta başladı bu. Nasıl bir çocukluk yaşamış? Evet ya, geç oldu biraz. Olur mu? Yani peki yani 14 yaşına, 15 yaşına, 16 yaşına, İnanılmaz 17... utangaç bir çocuktum ben. Lisede de öyleydim. Hatta bir tiyatro kulübüne girelim diye bir arkadaşım beni zorla götürdü okulun tiyatro kulübüne. Ben gördüm böyle işte bizim edebiyat hocası sahnede işte gül, üzül, ağla falan diye bir şeyler söylüyor insanlara. Dedim ki ben böyle bir şey hayatta yapamam. Koşarak kaçmıştım sonra yapıyorum şimdi. Allah Allah. O tiyatro kulübüne götüren arkadaşla arkadaş mısın hala? Yok, onunla TÜBİTAK olimpiyatlarına katılmıştık. Matematik. Orada da mı bir şey kazandınız? Yok orada olimpiyatlarda sınav. Peki. İzmir'de Sahne Tozu Tiyatrosu'nda 2 sene oyunculuk eğitimi alıyorsun. Evet. Yüksek lisans zamanı biraz da böyle o video çekmeye başladıktan sonra keyif alıyorum deyip hobi olarak yapmaya başlamaya karar veriyorum. 2 sene Sahne Tozu Tiyatrosu'nda eğitim aldım. Sonra İstanbul'a taşındım.
Peki sonra reklamda oynuyorsun. Evet. Niye? Sadece güzel kızsın diye. Yani. Evet, herhalde. Ben öyle. Değil mi? Reklamlarda oynayan güzel kızlar aynı zamanda şey mi? Yani, o zaman şey yapıyordum. Gerek yok ki. Neye? Reklamda oynamak için. Oyunculuk mu? Evet. Var mı? Bilmem. Ben mi küçümsüyorum? Sen ne düşünüyorsun? Bazen olabilir. Bilmiyorum. Bu soruya cevap vermemeyi düşünüyorum. Ay hiç, artık hiçbir şey söyleyemiyoruz. Politik doğruculuk içerisinde hiçbir şey söyleyemiyoruz. Yani sen, yani reklamlarda oynayan güzel kızlar sadece güzel değiller mi? Ben öyle bir şey demedim. Ha peki. Bence ama öyle tereddüt değil. Ama reklamlarda oynadın, güzelsin diye diyorum. Duruyoruz da onun için. Anlatacağım arayı, anlatacağım. Ha, özür dilerim, peki buyurun. Şöyle, ben bu kadar bütün hayatını anlatacağım bir program yapmıyorum zaten. Bütün hayatımı zaten anlatacağım. Yani. Çok az, bir tane, bir senesi kaldı. O da şu. Arayı söylesem arayı tamamen çözeceğiz. O bir sene buraya taşındığımda tiyatroya devam ediyordum. Orada da dediler ki bir ajansa yazılın, ek gelir olsun, belki reklam gelir, bir şey gelir. Ha, tamam demiştim ben de, ama oyunculukla ilgilenmeye başlamıştım. Hmm. Yani benim amacım hani reklamlarla da, reklamlarla başlayarak işte oyunculuk sektörüne daha fazla giriş yapabilmekti aslında. Hmm. O yüzden reklamlarda oynadım. Yani hani, peki bu bence utangaçlık biraz ne zamandı yani? Bıcır bıcır konuşuyorsun da onun için, evet, soruyorum. Yani ne zaman bir utangaçlık varmış ve bu nasıl bitti? İlham vermesi için nasıl soruyorum. Nasıl başladı bunları, biliyor musun? Seyirciler arasından. Yani nasıl bitti ya da? Nasıl bitti? Üniversitede bir aşk acısı çektim. Ha. Gerçekten. Tam programın en güzel yeri. En utangaç bir kızdır. Kimya okumaktadır ve oradan işte Kül Kedisi gibi oradan İstanbul'a gelir, reklamlarda oynar. Bütün Hollywood falan da bunu anlatıyor sürekli. Evet, Los Angeles'a geliyor falan, böyle MGM stüdyoları falan. Peki sonra geldin. Aşk acısını anlatayım mı onu? Lütfen. Seviyorduk orayı. En sevdiğim yer. Bir yüksek sansa başladığım, başlamadan hemen önce falan. Çok, yani 4 ayda 14 kilo falan verdim. Çok saçma. Çok özür dilerim. Beni affet. Geri zekalı mısın? Bu kadar güzel bir kız, bu kadar donanımlı, kimya bitiriyor, yüksek lisans yapıyor, İstanbul'a geliyor, reklamlarda oynuyor, bilmem ne falan filan ve bir kim bu adam? Bu adam kim? Yani bu sana aşk acısı çektirecek kadar akıllı ve kurnaz olan adam kim? Ya şöyle desen anlarım. O zaman işte üniversitede falan filan herkese aşk acısı çektirerek yürüdüm geldim. Yani 10 tane leşim var filan desen daha makul olur ama. Ya işte öyle olmadı yani. Peki. Adam yaşıyor mu? Yaşıyor, yaşıyor. Yaşıyor, evlendi, çocukları var, çok mutlu yok mu? Yok. Yok. İşte en güzel şey. Peki ne durumda? Ağlıyor yani, değil mi? En son bir denk geldik, hatta İstanbul'a gelmiş, buluştuk falan. Ağlamıyor da öyle yani, iyi. Sen anlatamazsın, sen anlatamazsın, sen söyleyemezsin. Sen iyi niyetin bunu kabul etmez. Pişman. Yani nasıl diyeyim? 14 kilo verdin. Evet verdim. Çok zayıfladım. Sonra dedim ki yani benim bu işin içinden bir türlü kurtulmam gerekiyor bir şekilde. İşte o zamanlarda 14 kilo veriyor reklamlarda oynuyor. Hayır. Ben, değil mi? Vine vardı o zaman. Vine izliyordum sürekli ama daha Instagram'a video koymak yoktu vesaire. Sonra Scorp çıktı. Tamam. Sonra işte başlıkla bir şeyler paylaşıyoruz falan. Ya dedim kim izleyecek beni burada yani, bir sürü de insan var, 25 bin. O zaman beta sürümüydü. 25 bin 30 bin kişi falan var. Bir şeyler çekmeye başladım. Bir baktım onlar izliyorlar ya, yani izleniyor, gülüyorlar falan. Biraz daha çekeyim, biraz daha çekeyim derken öyle öyle dedim ben o zaman iyiyim. Özgüvenim gelmeye başlıyor yerine diye düşündüm. Evet. İyi hissettiğim için ondan sonra dedim ki işte ne yapayım, tiyatro. Peki bu özgüven meselesine kadardı. Hı-hı. Evet. Ve burada bu da ilham verici bir şey. Yani bir aşk acısı, başa gelen tırnak içinde bir felaket. Önce güzel, sonra çirkinleşen bir felaket belki de. Ama bu konuda seni bir raydan alıp başka bir raya koydu. Bir yol ayrımı etkisi yarattı. Etkisi çok büyük bence, evet. Yani çok sıkıldığım için bir şeyler yapmak istiyordum. Yani bir sosyal medya yeni yeni böyle hareket ediyordu. Peki ben senin yerinde olsam sürekli adama mesajlar atarım. Son anlaşmamdan şu kadar para aldım. Harikulade bir sevgilim var. Değil mi? Evet. Can Yaman'la çıkacağım belki.
beraber İtalya'ya gideceğiz. Ha? Değil mi? Evet. Ha? Mesaj atmam görür ki öyle Can bir şey. Can Yaman ne sevgilileri var ya. Doğrudur. Ama hep bitiyor. Hiç mutlu olamadım. O kadar üzülüyorum ki hayranıyım. Hiç mutluluğu yaşayamadım. Evet, peki. Tamam. Sonra ne oldu? Sefir'in Kızı ve Masumiyet dizileri geldi. Değil mi? Sonra ve şimdi yeniden çekilen Leyla ile Mecnun'da Leyla. Bunu da adama mesaj olarak attın mı? Yok, görüyordur zaten. Yalnız denk bu böyle geliyordur. Bir şey aşk hikayesi olmasın. Yani nasıl? Böyle bir mantıklı. Ömür boyu falan filan. Ya bütün yok, ondan intikam için yaşanan bir hayat. Benimki mi? Yıllar sonra itiraf ediliyor. Hayır, hayır. 65 yaşında bir istasyonda hep seni sevdim. Unutamadım aslında. Her şeyi, bütün kariyerimi yok, hayır, çok... sen bunu gör diye yaptım. Ay hayır ya. Değil çok iyi bir insan, çok mutlu olsun inşallah. Ben de olayım. Ayrı ayrı. Peki. Peki. Anka diye bir film var. Ben haberim yok bu. Ne zaman çekildi? Hız aksiyon yeni, filmi. Evet. Yeni mi? Yeni girdi vizyona, girmişti. Ve tabii ki bu sonra şimdi bu şey şimdiki dizi sonra ne? Peki bir dakika. Sonra YouTube YouTube versiyonu ve şimdi bizden olur mu? Evet. Peki. Çok güzel. Çok güzel. Sarp, sana baktığımızda ilginç hiçbir şey göremiyorum. Evet, tabii ki. Sadece doğmuş olman bana aynen ilginç görünüyor. Hala hayatta olmam. Evet ama şimdi bak, burada da başka acayip bir kariyer var. Bir kere Sabancı Endüstri Mühendisliği. O nasıl bitti o okul? Çok zor değil mi? Zor bitti. Hı? O zaman da oyunculuk yapıyordum bu arada. Ve nefret ediyordum okuldan. Ama bayağı da iyi ortalamayla bitti. Peki, okul bu ilk Baba Evi dizisi 99 yılı bildiğimiz 99 Halil Ergün. Evet, evet. Peki nasıl oluyor? O zaman neredesin? Okul bitmiş mi? O zaman 99 ben 89 doğumluyum. 10 yaşındasın. Evet, evet, aynen. Küçüksün orada. Evet. Orada bir çocuk oyuncuya ihtiyaç oldu. Şey oldu. Yani öyle bir çocuk şey, halini öyle hayal edemiyorum şu anda. Şöyle o zaman da saçım azdı. Gerçekten. Sakallı bebek rolündeydim. Peki hakikaten var mı öyle bir bulamaz mıyız şeyi, o halini? Hakikaten çok isterim görmeyi. Belki arkadaşlarımız bulur. Peki. Sonra lise, üniversite hep titiyor. Peki bu endüstri mühendisliği nereden çıkıyor o zaman? Tam olarak az önceki muhabbet. Altın bilezik. Ben ailemi memnun ettiğimi düşünüyorum. Peki bu genç insanlarda da böyle geldiğine göre bu daha yeni Z ile mi değişiyor bu? Demek yani ki böyle yeni mi değişiyor bu yani? Çünkü bizim üzerimizde bu baskı vardı. Hı hı. Yani bizden önceki nesillerde daha çok vardı. Demek ki bizden sonra da var. Ve hala yani çok uzak tarihler değil bunlar. Evet, bayağı yakın. Ama demek ki arada ne değiştiyse bilmiyorum. Peki 10 yaşında nasıl oluyordu da sete gidiyordun ve sonra da o bunu kabul eden aileye bir de niye endüstri mühendisliği göstermen gerekti? Ya şöyle, evet aslında mantıklı bir soru. Niye öyle bir şey yaptım? Şöyle ben ya kim belki götürüyordu? De, seni kim sete götürüyordu? Yani annem götürüyordu, babam götürüyordu. Tamam işte çocuğu götürüyorsun sete, bıraksana. Gitsin şöyle, okusun tiyatro, zaman, sinema bir şey. O zaman kötü bir örnek olmuştu. Yani 9 yaşındayım, okula gitmem gerekiyor. Gece 1'de arıyorlar, yarın Sarp okula gitmiyor diye diziden arıyorlar mesela. Öyle evet bir ve tabii o yıllar da şey yıllar, çocukların heba edildiği yıllar. Evet, aynen. O yıllar. Şimdi çocuklar böyle psikiyatrlar, pedagoglar. Tabii yok, şunlar, hiç öyle bir şey yok. Çocuk geldi bunu oynarken benim etkilendi mi acaba falan filan. O zaman size herhalde benim seni psikoloğum ya asıyorlardı, ya kesiyorlardı, ya sette heba ediyorlardı. Benim psikoloğum İsmet Ay'dı yani, öyle söyleyeyim. Aa evet. Doğru. Evet, öyle bir setti. Doğru. Allah rahmet eylesin evet ya. Ama bu arada muhteşem bir setti. Yardımcı yönetmen Çağan Irmak'tı falan, öyle bir evet setti. Yusuf Kurçenli'ydi. Evet. Bayağı iyiydi. Sonra şehir tiyatrosuna gittim mesela. Evet. Ona da destek verdi ailem. Allah Allah. İki yılda orada oynadım. Peki şu
Sen peki şu anda, ama o zaman herkesten, şimdi o dönemde bir arada olduğun herkesten yine çocuk muamelesi mi görürsün? Şu anda. Evet. Yani çoğu öldüğü için. Şimdi onu söyleyecektim. Yani Allah rahmet eylesin, hepsinin ölmesini mi beklemek lazım? Yo, yani... Belki o zaman ancak kendini kabul ettirebilecek. Çünkü herkes kafanı okşamaya falan kalkar. Bu ne kadar o set, çünkü uzun da süren setler. Bayağı. Bütün bu zorluklara beraber katlandığın bir küçük oyuncu arkadaşın orada. Evet. Çok acayipmiş. Çok acayipmiş. Anlatır mı sana ara sıra neler çektim ben sette falan diye? Hani yaşlı oyuncular gelir anlatır. Efendim nerede eski set terbiyesi? Yapar mı onu? Yok. Ha, ama çocuktan yaşamaya başlamış. Evet, ne de bu disiplinsizlik şekerim? Yok yok ya, yok. Biz oyun gibi. Bizim işimiz çok böyle oyun oynar güzel oldu yani. Evet. Peki ama çok dayanıklı bir adam değil mi? Tahammüllü falan. Tabii. Ha? Çok. Sette kim huysuzdur sen herhalde? Hayır. Yok, ben kimse huysuz değil. Dengesiz olabilirim ama huysuz değilim. Hayır. Kötü şey. Ama ne kadar itaatkarsınız. Yani sette ne yapıyorsunuz siz? Ya bir ortalık karışmıyor mu? Ama karışmıyor. Biz çok gülüyoruz yani. Bu iş daha, yani bu iş iki kişi özelinde yürüdüğü için anlaşmamız yeterliydi bence. Mesela ben ağır roman filmini çektim. Kamera önünde insanlar bıçaklarla birbirini kovalıyordu. Kamera arkasında da bıçaklarla birbirini kovalıyordu. Başka, evet öyleyim. Kalabalık değildir belki. Yani bir de bütün setin birbirini kovalaması değil, bir de bulunduğumuz yerde de cinayet işleniyordu. Yani kamera önünde de cinayet işleniyor, kameranın arkasında da cinayet işleniyor. Ne oldu, toparlanın gidiyoruz falan, neden birazdan geldi, niye cinayet işlendi, polis gelecek falan. Öyle o zaman şeyde tarlabaşı o haldeydi yani. Peki. Ha, seslendirmeler var bu arada. Evet. Maşallah. E bunlar, Harry Potter mı seslendiriyor? Yapma ya. Ya Harry Potter'ı değil, Harry Potter filminde. Filminde. Evet. Kediler, köpekler vesaire. Hı hı. Peki, devam ediyor mu seslendirme? Bayağı oldu. Ama çok özlemişim. Şimdi adı geçince şey oldu. Hı. Komedi dükkanında oyunculuk yaptım. Evet, 10 yıl. Ondan sonra, o da uzun. Sonra Sen Çal Kapımı dizisi. Hı hı. Evet. Bu yeni bitti. Evet. Sonra, ha bu Sen Çal Kapımı, evet ben... Diziler konusunda çok cahil. Hı hı. Yani şöyle bir arogans ya da küstahlığım yok ama maşallah dizilere hiç bakamıyorum falan. Ben televizyona hiç bakamıyorum falan. Hakikaten ama o ne düşünüyorsa o konuda, yani evlerdeki monitörler ortadan kalktığı için. Yani dizi var. Bu Sen Çal Kapımı çok size hitap edecek bir dizi değildi açıkçası. Belki bambaşka bir hayatım var. Belki. Mesela belki de gergef işliyorum evde televizyon karşısında. Böyle bir özel yaşamım olamaz mı? Benim özel yaşamım o. Yani belki Seyfi Bey gibi rahmetli huysuz bir işin gibi. O da evine giderse hemen el işlerini gösterir sana. Bunları işliyorum televizyonda diziler gösterilirken diye. Peki. Ben mesela bazen kendime bir magazin kürü yapıyorum. evde oturuyorum mesela, önemli magazin programları var ya işte, öğlen sabah falan yayınlanan, mesela onu açıyorum, mesela bir aylık bölüm seyrediyorum ve o bir aylık bölümü hızla biraz da sararak seyrederek bütün böyle çok kazanan çok meşhur sanatçıların niye boşandıklarını ya da nasıl birbirlerini aldattıklarını dinliyorum. Korkunç tatlı, müthiş yani. Evlenirken adam çok delikanlı, kadın çok namuslu, çok dürüst. Adam böyle mangalda kül bırakmıyor falan filan, böyle bir şey. Sonra hocam bir facia ortaya çıkmış. He, anladın mı? Ya şeyci, yufkacıya kaçanlar gibi ya. Şeydeki Müge Anlı'daki. Ya bütün, yani diyorsun ki hani bu hani eltilerin yufkacıya kaçması hikayesi. Hani diyorsun ki işte... Yani şey bir topluluk, hani bu kişiler işte eğitimsiz falan filan bilmem ne. Bu orada olabilecek bir şey diyorsun. Eltilerin yufkacıya kaçmasından daha fena bütün boşanmalar ve aldatmalar var. Bu kürü alıyorum. Sonra da diyorum ki müthiş hayat. İşte var mı böyle dizinizde böyle şeyler? Hangi? Ha, bizden olur mu da mı? Yok. Ha. Yok. Siz ne anlatıyorsunuz? Magazin anlatmıyorsunuz. Yani işte ilişkiler. Peki basit bir şey var mı? Basit bir diyor. Yani şimdi oynayın diye söylemiyorum. Böyle bir basit bir ne olabilir mesela?
Mesela ne oldu en son? En son bölümde ne oluyor? En son bölüm. Ay ne oluyordu ya? Son bölüm. İlk bölüm. İkinci bölüm. İkinci biraz bölüm. Zaman isteyebilir miyiz? Yok oynayın demiyorum. Mesela hikayeyi anlatıyorum. Hatırlamak için hepsi birbirine. Evet hiçbir şey hatırlamıyorum. Ama zaten 15 dakikalık. Tabii o şey yapamayabilirsin. 15 dakika. Ya çok oldu. Bir yıl oldu neredeyse çekeli. Oldu mu bir? Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Evet. Hatırlamıyorum. Peki. Aa evet. Aa geldi. Çıktı. Evet. Ne oldu ha? Aa! O zaman burada saç ektirmişsin. Ha? Ay ne çirkin olmuş. Bazen çocuklardan hep ümitli oluyoruz ya çok yakışıklı olacak falan diye. Ama çok güzel, duygusal çocuk. Ha? Gerçekten. Evet, gözler hep anlamlı maşallah. Maşallah. Harikulade. Oyunculuğa karşı nasıl bir şeyin var? Nasıl bir ilgin var? Ya da mesleğinle, mesleğin ve sen nasılsın? Merak ediyorum bunu. Mesela ben çok kavgacıyım mesleğimle. Yok, benim sen hayatımı bu yaşta başladı, şunun için soruyorum. Bu yaşta başladığı için... Doğal bir uyum oldu mu? Anladım. Herhalde bu son 5 yıldır falan tadını rahat rahat çıkarmaya başladım. 5 yıldır da hayatımı kurtarıyor her anlamda. Yani işimi yaptıkça daha çok mutluyum falan. Ama öncesinde böyle miydi? Değildi herhalde. Öncesinde hiçbir şey sevmiyordum galiba. Peki bazen de şeydir hani baba pastacı... Çocuk babanın yanında pasta yapıyor ve bu onun hayatının bir parçası. Yani bu konuda bir şey yapmamış, ailesine karşı bir karşı gelme olmamış. Mesela Tuncer'in annesi babası değil mi? Sana gitar çalma dediler değil mi? Dediler evet. Mesela sende böyle bir şey olmamış. Oyunculuk yapma yavrum. Ya bir noktaya kadar olmadı yani, sonra oldu. Evet. İş ciddileşince sen bunu yapmaya emin ya misin? Ya doğal bir kabul mü? Çünkü ben şunu merak ediyorum. Yani mesela konservatuvar okuyanların meslekle ilgili bir problemi var. Bir kavgaları var. Nedir o? Nasıl bir oyunculuk? Mesela nasıl bir oyunculuk? İşte Stanislavski, Brecht falan filan öyle bir şey. Ondan sonra işte o Eric Morris şarlatanlığı bilmem ne falan bilmem. Ya böyle bir şey falan böyle bir. Hani bir meslekte öyle olmaması lazım. Ya mesela çok güzel çiğ köfte yapıyor değil mi adam mesela şöyle. O metot değil şekerim demiyor mesela. Yani onun bir doğal bir şeyi var o meslekle ilgili. Bir benimsenmiş, içselleştirilmiş bir şey. Sende de öyle içselleşmiş durumda mı? Ya ona çok fırsat olmadı galiba yani ne bileyim hep zaten bu ülkede herhangi bir işi yapmak için de zaten hep savaşmak gerekiyor. Ben de hep savaştım yani böyle komedi klaplarda çıkmaya çalıştım falan bir şekilde falan hep böyle savaşarak geçtiği için çok da tadını çıkarmadım. Gerçekten son 5 yıldır tadını çıkarıyorum. O yüzden son 5 yıldır bununla barıştım. Yani çocukluğun buna getirdiği bir avantaj olmamış demek ki. Sorunca şimdi... Uzay yani oğlun evet. Ya da kızın. Oğlum. Oğlun. Henüz 1 yaşında. Evet 1,5 olacak. 1,5 olacak. Ne kadar zamandır evlisin? 6 yıl. Ne oldu? Neden böyle? Neden geç çocuk sahibi oldu? Bu şey dolaşalım diye yani ha, biraz dolaşalım evlendikten diye. Evet, bunu sonra. Merak ediyorum. Bu evliliği yanlış anlayanlar grubu. Sakın dolaşmak sen öyle yapma. Için evlenmeyin. Dolaşmak için evlenilmez. Çok yanlış algılanıyor. Bak bu konuda kötü örnek oluyorsunuz. Ya herkese bu çok macera, çok cool, iyi geliyor. Evliliğin bir tek nedeni vardır. Çocuk yapmak. Consume, obey, die. Yani evlenmek, hemen yeni nesil işçi sınıfı, memur takımı çalışacak insan üretmek. Tüketimi arttırmak. Yani bekarken tüketmediğim bir sürü şeyi, ha? Mesela masadan masadan şey var, o anlayamadığım bir şey. Masadan kırıntı çeken... Bu bir evlilik şeyi mi? Ya abi, bu salak alet sadece evlenince alınıyor.
Yani şurada üç kırıntı var değil mi? Şunu... Mümkün değil. Hemen hanım diyor, rica ederim, sakın dokunma. Ya bu aptallık niye alınır ya? Ama senin evliliğin o zamana da rastlamadı. Benim bende bak, benim kaç evliliğim var? Benim evliliklerimde 12 kişilik sofra takımları yapıldı. Diyorum ki kim gelecek birader? Benden önceki nesil 24 kişi. Ondan önceki nesiller 32-36 kişilik sofra takımları alınıyor. Ondan önce zaten Versailles Sarayı'nda yaşıyorduk. Yani ne oluyor abi? Yani bu gezmek için demek. Gezmek için. Şimdi yemek yemeye bile çıkmıyoruz. Ama çocuk var. Evet, çocuk süreci de çok ağır. Tekrar var mı? İstiyor musun? Yok ya. Herhalde kafi bir tane gibi. Peki. Çok büyük sabır gerektiriyormuş yani. Çok tabii. Büyük sabır gerektiriyormuş. Çocuk olunca anlıyorsun değil mi? Evet. Ay, çok vallahi kutlarım. Zor bir süreç çok ve senin sorumluluğun da arttığı evet, ve üretiminin de artması gereken bir süreç öyle, değil mi? Evet. Peki. Harikulade. Peki senin bir yerde gizli bir çocuğun yoktu yok herhalde değil mi? Bu programda söyleyeceğin. Yok hayır. Olsun herhalde. Peki. Peki. Harikuladesiniz. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ama bizi bırakmayın lütfen. Tekrar oturalım. Diğer konuklarımızla da hep birlikte konuşalım. Alkışlıyoruz.